Nazlı Hanım, ellerinize sağlık. Tek kelimeyle mükemmel. Amerikalı ortağımız geldiğinde haftaya yine buradayız. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Sağ olun. Pelin, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Masaya iki tane kahve yollayabilir miyiz ikram olarak? Buralarda yemek yemek için en uygun adres burası diye düşündüm. Gerçi yoğunmuşsun bugün. Dergi çekimi mi ne öyle bir şey varmış. Feri söylemişti öyle. Ah şey, biz Ferit'le şirket... Biliyorum Pelin'ciğim, biliyorum. Ferit söyledi. Şirkette bir iş için teklif vermişsin galiba. Sonra da Zeynep'in mezarını ziyarete gitmişsiniz. Zeynep'in anısına geç de olsa sahip çıkman ne güzel. Zeynep'le Ferit'le ortak çok anımız var. Yani böyle durumlarda ister istemez açılıyor eski defterler. Eski güzel anlar, eski güzel günler. Pelin boş ver geçmişi. Bak sürekli geçmiş konuşuyorsun. Yani geleceğe bakmak lazım biraz. Gelecek sürprizlerle dolu. Sen şöyle oturabilirsin. Çocuklara söyleyip sana menü versinler. Efendim Deniz. Bugün gitar dersine gelmiyorsun galiba. Vallahi iyi olurdu da ben eve gideceğim, canım sıkkın biraz. Ama şu an evde değilsin anladığım kadarıyla çünkü arkadan araba sesi geliyor. Ha evet, yoldayım. Eve gidiyorum, taksideyim de. Masuma. Sen o Muzaffer denen adamın evinde çalışmaya gitmiyorsun değil mi? Deniz, Muzaffer'le hiçbir şey konuşmayacağım dedim sana değil mi? Neyini uzatıyorsun hala? Eve gidiyorum dedim. Tamam. Yani gitar çalmak falan istersen, fikrini değiştirirsen ben evdeyim. Tamam, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Menüleri 10 numara. Sipariş verebildin mi? Ya hala karar veremedim. Yardımcı olur musun? Fikrini almak isterim. Olur, ne var aklında? Şimdi, sakura soslu tavuk buraya özel sanırım. Onu ve tatlı olarak da... Tokyo'sunu denemek istiyorum. Riskli tercihler yapmışsın Pelin'ciğim. Sakura soslu tavuğumuzun açık yeşil parlak bir sosu var. Kıvamı yüzünden tatlı bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama sosunu wasabi ile yapıyorum. O yüzden çok acıdır. Tatlımız yumuşacık gözükür. Lokum gibi böyle. Ama dışı çok sert. Görünüşü aldatıcı haliyle. O yüzden ısırırken falan kolay lokma sanma. Yazık olur. Dikkatli ol. Uyarıların için teşekkür ederim Nazlıcığım. Bunları göz önüne alacağım. Ama ben de çok inançlıyımdır. Seçimimi bir kere yaptım mı asla vazgeçmem. Bir başlangıç söyleyeyim o zaman. Şefin tavsiyesi ne olur? Söyleme olur Pelin'ciğim. Başlangıç falan hiç söylemese. Tatlı da yiyeceksin daha. Formuna falan dikkat ediyorsundur şimdi. Yazık olur, bozma hiç. Ben sana böyle zeytinyağlı ekmek yollatayım önden. Çok istiyorsan banar banar yersin. Tamam. Ben bir de içecek menüsüne bakayım. Buyurun. Afiyet olsun. Nazlıcığım, kuzum ne yapıyorsun burada? Düşünüyorum Fatoş. Tamam da havalar çok soğudu yani. Girsen içeride düşünsen sıcak sıcak. Ha? Fatoş, sence ben nasıl bir insanım? Nasıl, bu nasıl bir soru? Sen benim tanıdığım en şahane insanlardan birisin. Neden? Çünkü sen iyi bir evlatsın, iyi bir ablasın. Muhteşem bir arkadaşsın. Hatta çok iyi de bir anne oldun kız. Vallahi bak. İşte Fatoş. O arada şahane bir Nazlı olmayı unuttum galiba. Tamam, hep hayallerim peşinden koştum. Ama bir türlü öğrenemedim önce ben demeyi. Kendimi ön plana atamadım. Nazlı, senin canın epey sıkılmış gibi. Sıkıldı Fatoş. Ferit sıktı, Asuman sıktı, Pelin cadı sıktı. Herkes sıktı. Benim gitmem lazım Fatoş. Bir öğrenelim bakalım bu Nazlı'nın derdi neymiş. Burada öğrenemeyeceğim. Git. Git tamam kuzum, git.
güzelce kafanı dinle. Buralarda bize sen hiç merak etme. Bana mı yedi sen söylersin. Tamam. Canım arkadaşım. Gelmene sevindim. Neden? Servis elemanı bulmak bu kadar zor mu? Servis elemanı bulmak değil de senin gibisini bulmak zor. Benim gibisi derken? Yani hem okulunda okuyan hem de presentable birini bulmak kolay değil. Geçsene mutfak aşağıda. Ben parti başlamıştır diye düşünmüştüm ama. Daha saat erken güzel. Gel bu tarafa. Zaten biraz geç başlayacağız. Sabaha kadar da devam ederiz. Ama siz bir gibi çıkabilirsiniz. Biz derken? Kokteyller için bir barmen arkadaş gelecek. Servisler için de bir garson kız. Onlar da gelmek üzeredir zaten. Yarım saate kadar da misafirler damlamaya başlar. Gel ben sana üstünü değiştireceğin yeri göstereyim. Burası mı? Evet. Zaten tek çeşit kıyafet var. Ha bu arada Asuman, cep telefonunu alabilir miyim? Neden? Yani bu private bir parti olduğu için görüntü alınmasını istemiyoruz da. Bana güvenmiyorsun yani. Ben kimseye güvenmem. Peki. Bence sen de güvenme. Geliyor musun Asuman? Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Allah Allah. Engin ben eve geldim. Tamam Ferit, ben şirketteyim. Toplantıya seni bekliyoruz. Gelecek misin? Ben de onu diyecektim. Beni beklemeyin. Ben biraz yorgunum. Evde dinleneceğim. Sen halledersin. Tabii tabii. Hallederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Tamam ortak. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Çok güzel olmuşsun. Kimse gelmemiş hala. Aslına bakarsan Asuman'cığım, başka kimse gelmeyecek. Bu parti seninle benim aramda. Barmen, garson, ev sahibi, misafir, hepsi ikimiziz. Nasıl yani, anlamadım. Bütün bu hazırlık ikimiz için mi? Bu kadar hazırlık olmasa İçeri girer girmez kimseyi görmeyince kaçıp gitmez miydin? Ne yapıyorsun sen ya? Diyorum ki sabaha kadar vaktimiz var. Gece bizim, içkiler bizim, ev bizim. Sen bana servis yaparsın, ben de sana. Saçmalıyorsun şu an. Gerginsin biraz. Al bir şeyler işte, rahatla. Thank you.
Asuman'cığım gerçekten. Şundan 2 yudum içsen başka türlü düşünmeye başlayacaksın. Yorgun. Kırgınım. Kafamı dinleyeceğim. Gidiyorum. Fatoş'cum merak etme. Ya birkaç gün kafamı dinleyip geri geleceğim. Tamam Nazlıcığım, ne yapacaksan haberdar et beni, tamam? Tamam, bak kalacak bir yer bulayım, arayıp haber veririm nerede olduğumu. Nazlı, bu arada Ferit aradı mı? Yok, aramadı. Ne yapacaksın peki, açacak mısın? Ay, açmayacağım tabii ki Fatoş. Arar zaten birazdan. Bak Fatoş ne olursun. Sakın nereye gittiğimi söyleme. Bir tek sen biliyorsun, ona göre. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Ben kimseye bir şey söylemem. Ama sen de dikkat et, tamam mı? Beni de sakın habersiz bırakma, bak merak ederim sonra. Tamam, dikkat ederim. Sen de merak etme. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi öpüyorum. Evden mi kaçtın? Yok canım. Kocadan mı kaçırdın yoksa? Belli. Kesin birinden kaçıyorsun sen. Ben de birinden kaçıvermiştim. Bir zamanlar ben de çok güzeldi. Öyle bir yanaklarım vardı ki domat gibi böyle al al olmuş. Bir de güzeldim, güzeller güzeli. Bir de sevdiğim vardı ki babam vermedi. Kafaya taktı seni bir adama vereceğim diye. Sen bana kapıyı aç. Ben de gideyim, tamam? Tamam. Peki. Anahtar burada. Gel al istersen. Ha bu arada cep telefonu da bende. Gel al. Muzaffer bana bak. Bak sen anahtarı da telefonu da bana ver. Ben de adam akıllı bu evden çıkıp gideyim. Yoksa senin için çok kötü olur. Tamam? Of tamam ya. Sana zorla bir şey yaptıracak halim yok. Al git anahtarlarını. Tamam hadi al git. Sakin ol. Bağırıp da durma. Bağırıp durma. Bana bak. Bana bak, bağırıp çağırıp çeker. Sert kızları severim. Ne oluyor ya? Muzaffer. Bak. Seni pişman ederim. Seni pişman ederim. Çekil üstümden. Et bakalım. Ha? Nasıl ediyormuşsun? Pişman et bakalım. Karısın ya. Lan sen mi çağırdın sevgilini? Muzaffer! Muzaffer aç kapıyı! Bağırttın mı? Sesini çıkarırsan senin de boynunu kırarım, tamam mı? Muzaffer!
Masuma neredesin ya? Sakın sesini çıkarma, tamam? Sakin ol. Neredesin Asuman ya? Deli! Muzaffer! Zaman! Aç kapıyı, aç şu kapıyı! Deli! Deli! Asuman, iyi misin? Asuman! İyi misin? İyi misin? Bir şey yaptın mı öyle sana? Ben bir şey yapmadım. Kendisi kaşındı. Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan seni! Deniz! Deniz, tamam Deniz! Deniz, dur! O kadar sakin kalmam demiştim. Deniz, tamam Deniz! Deniz, tamam gidelim lütfen. Yürü. Yürü arabaya. Deniz! Deniz, dur bak bir dene Deniz! Deniz! Bin arabaya! Sizden haber bekliyorum İkbal Hanım. Eğer Nazlı'nın izini bulursanız hemen arayın beni. Çektim bunu kenara. Dedim ki bana bak Ramazan. Ya beni kaçırıvereceksin ya da ben sana kaçıvereceğim. Bir dakika ya, Ramazan nereden çıktı? Süleyman'a ne oldu? Süleyman'ı eşekler kovalasın. Takıldı bir mavi gözlü kızın peşine. Gidiverdi. Geçenlerde duydum ki kalpten gidivermiş. Allah rahmet eylesin tabii. Sonra evlendiniz mi Ramazan'la? Evlendim ya. Şimdi bırakıverdim onu İstanbul'da. Oğlanın yanına gidiyorum, ona yardım edivereceğim. Ya kızım ya, her şeye iyi gelir. En çok da isteğe iyi gelir. Ne isteği? Anlasana işte, akaniki, akaniki. Ha, anlasana. Anladım, anladım, öyle. Abinle yengeni öldürttün. Neden biliyor musun? Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit aslanda olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Demek beni köşeye sıkıştırdın Hakan. Bakacağız bakalım. Demet mi Yaman? Hakan mı Yaman? Göreceğiz. Yalnız benim bu kaydı bir yere aktarmam lazım. Ama nasıl? Alo, Nazlı'cığım vardın mı İzni'ye? Evet canım, şimdi geldim. Ya Nazlı, sen bir kere daha gitmemiş miydin oraya? Geçen yıl sattığım mandığa gelmiştim. Çok iyi hissettirmişti burada olmak. Sonra birden aklıma geldi. Yine hasat zamanı. Belki yine iyi gelir dedim. Ne yapacaksın şimdi, nerede kalacaksın? Bir pansiyon bulurum. Yarın sabah erkenden de Mehmet amcanın bahçesine hasata giderim. Yardım ederim, hem benim kafam da dağılır. Tamam canım, bak sen keyfine, kafanı dinle. Hadi öpüyorum çok. Ben de seni öpüyorum Fatoş. Bak tekrar söylüyorum, kimseye söylemek yok burada olduğumu. Aşk olsun Nazlı, tabii ki de. Hiç kimse ağzından tek bir kelime bile alamaz, sen merak etme. Tamam, öpüyorum kocaman, hadi bay bay. Öpüyorum, görüşürüz. Asuman Hanım yine anahtarı unutmuş, anlaşılan. Ferit. Nazlı nerede Fatoş? Aşkım. Demetciğim.
Aşkım yeter ama ya. Bu dert, bu ızdırap, bu melodram. Lütfen rica edeceğim ya. Şuraya bakar mısın? 24 saattir bu odadasın ya. Mehmetciğim, şirkete geri dönmeni istediler. Senin hisseni verdiler, sen odadan dışarı çıkmıyorsun. Adamlar şüphelenecekler, bir şey mi oldu, bir şey mi var diye. Pelin planımız tıkır tıkır işliyor. Pelin yakında Pusula Holding'le beraber iş yapmaya başlayacak. Senin de o şirkete gitmen gerek artık. Kocana destek olman gerekiyor. Sen bizim şirketteki elimiz ayağımızsın, gözümüz kulağımızsın ya. Bak, Ferit Aslan seninle Pelin'in arasının kanlı bıçaklı olduğunu biliyor. Ki bu gerçekte de öyle. Yani alttan alta işbirliği içerisinde olduğumuzu nereden bilecek? O ara bir tokat patlatacağız, Ferit'i yıkacağız, anladın mı? Sen de destek ol biraz bana. Tamam Hakan. Ben yarın şirkete gideceğim zaten. Yani yeni işlerle ilgili bilgileri de alırım. Pelin projesi konusunda da elimden ne geliyorsa yapacağım. İşte benim aşkım. Ver bir öpücük. Yarın. Ferit kusura bakma ya, bir çamaşırları kaldır, katla, ütüyü kaldır falan filan derken. Bir de kahve de lezzetli olsun diye böyle kısık ateşte soğuk suyla yaptım. O yüzden. Aa, ama ben kahveleri orta yaptım. Sen sade içiyordun değil mi? Dur onu hiç içme, ver bana şimdi. Ben hemen sadesini yapıp geliyorum. Fatoş, gelir misin lütfen şuraya? Oturur musun şöyle? Lütfen. Gel. Otur. Benim oyun oynayacak zamanım yok. Nazlı'nın nereye gittiğini söyler misin lütfen? Hayır, ben de bilmiyorum ki yani nereye gittiğini. Bana da hiçbir şey söylemedi. Fatoş, ikimiz de biliyoruz ki Nazlı sana bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Eminim sen şu an nerede olduğunu koordinatlarına kadar biliyorsundur. Yok canım, koordinatlarına kadar bilmesem de. Vallahi hiçbir şey söyleyemem yani Ferit. Nazlı'ya söz verdim. Ayrıca bilsen ne yapacaksın ki yani? Gidip onu kaçtığı yerde bulacağım tabii ki. E belki kız bulunmak istemiyor, biraz kafasını dinlemek istiyor. Fatoş, bu mesele Nazlı ile benim aramda. Benim Nazlı'yı bulmam gerekiyor. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Vallahi şöyle söyleyeyim. İçeride mutfakta bir zeytinli poğaça var. Aman yarabbi, böyle bir lezzet olamaz yani. Ben zaten zeytin şeyleri çok severim, o yüzden acayip zevk aldım yerken. Sana da getireyim mi? Yok Fatoş, sağ ol, istemem, teşekkürler. Hele bir zeytin aldım kahvaltılık. Hani böyle kırmızı zeytinler oluyor ya, çok lezzetli. İnanır mısın, sadece sabah yemiyorum, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Fulü fulü bütün gün onu yiyorum yani. Zaten bu ara hasat zamanı mıymış neymiş zeytinlerin bilmiyorum, öyle bir duyum aldım ama. Fatoş, ben sana bir soru sordum, sen bana neler anlatıyorsun ya? Zeytin hasadı nasıl yapıyorlar ya? Zeytin bağı diye bir şey var mı? Üzüm bağı diye bir şey var. Üzüm bağı bak. Kulağa yaskın geliyor mu? Zeytin bağı, zeytin bağı. Cık cık, yok saçma. Doş, söylemeyeceksen söylemeyeceğim de. Vallahi en fazla bu kadarını söyleyebilirim yani. Bundan fazlasını söylersen birazcık fazla olur. Deniz, teşekkür ederim. Yani bir de bugün eve gitseydim Fatoş'la uğraşamazdım hiç. Asuman, sen manyak mısın? Delirdin mi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben sadece... Sen sadece ne? Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gitme demedin mi o herifin evine? Uzak dur demedin mi o adamdan? Dedim. Ne bekliyorsun? İçki servisini yapacaktın, paranı alacaktın, evine mi dönecektin?
cin falan geçiniyorsun ha. O herifin nasıl ne mal olduğunu bilmiyor musun sen? Anlamadın mı? Canını yakmadan seni bırakmayacağını anlamadın mı? Ben o herifin ne kadar bir herif olduğunu bilmesem, senin peşinden o eve kadar gitmesem ne olacaktı? Ne olacaktı? Nasıl bir şey yaşattığının farkında mısın kendine? Bana, bize! Ben senin peşinden gitmeseydim ne olacaktı Asuman? Düşündün mü? Düşünemedim. Aptalım ama düşünemedim. Bunların hiçbirini düşünemedim. Ne şanslıyım ki hayatıma sen girdin. İyi ki buradasın. İyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ne yapardım bilemiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Stumbling in the dark and wondering where's the warm us feeling so grand. So thanks for giving things all of those extra things, that unexpected call that put me in free fall. Asuman, müsait misin? Hı hı, gelebilirsin. Nasıl? Rahatladın mı birazdan? Evet, sıcak su iyi geldi. Bir de uyuyabilsen. Saçlarını da kurut istersen. Başın ağrısı sonra. Bugünden sonra başıma daha kötü bir şey gelemez zaten. Düşünme bunları. Boş ver. Öyle diyorsun da hiç aklımdan çıkmıyor ki. Unutmak için uyku en iyi ilaçtır. Uyumayı dene. Belki biraz daha iyi gelir. Haklısın galiba. Rahat edebilecek misin yukarıda? Benim evde her yer rahat ya. İyi geceler. İyi geceler. Deniz. Ben yalnız kalınca durmadan olup bitenler aklıma geliyor. Adamın yüzünü falan görüp duruyorum.
Sen gitmesen. Yani en azından ben uyuyana kadar... Kalırım. Tabii. İyi geceler. İyi geceler. Efendim İkbal Hanım. Otobüs biletimi almış. Nereye? Ne varmış orada? Zeytinlik mi? Zeytin tabii ya. Fatoş söylemişti. Ha, yok bir şey İkbal Hanım. Tamam, teşekkür ederim. Kızım sen her sene gel böyle. Gelirim vallahi Mehmet abi. Ama yalnız bak haberin olsun, bu sene hasattan payımı düşeni alırım. Sen gelmesen de ben senin payını veririm. Sağ olasın. Kız. Dudu teyze. Ana. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç demiyor ki zeytin toplamaya gideceğim diye. Vallahi aynı soruyu ben de sana soracağım. Benim de hiç haberim yok senin burada olacağından. E bak Allah'ın işine ki. Yine yolumuz kesişiverdi. Allah'ın işi. Senin çocuklar mı burada? Sorma be kızım. İpeceği bir yana dağıldı işte. Ben de her sene böyle geliveriyorum yanlarına. De bakayım seninki nerede seninki? Benimki derken? Kızım kaçıyor ya işte. Ne bileyim. Kocan mı, yavuklan mı? Sen söylemiyorsun emmi. Ben senin gözlerinden anlayabiliyorum. Yoksa ne işin var mı koca zeytin tarlasında bir başına? Sen efkarından geliverdin buraya belli belli. Aman Dudu teyze. Bilmiyor nerede olduğumu. Zaten beklemiyorum ben de kimseyi. Gelmişsin. Bak 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 bak. Gözleri başka diyor. Ağzı başka diyor. Bu adamın sende gönlü varsa ne yapar ne eder seni arar bulur kızım.
abla işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor abla. Hanımcık görünüyorsun emmi. Çalışkan çıktın kız, aferin sana. İyi geliyor çalışmak. Seninkinden bir haber var mı? Dudu teyze, bak görüyorsun burada çalışıyorum, kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Sen niye ikide bir de bana hatırlatıp duruyorsun? Şimdi şuradan çıkıp gelsen, ne edeceksin? Gelmez, o şimdi evde koltuğunda yayılmıştır, bekliyordur ki Nazlı gelsin. Şu gelen kim peki? Nazlı, ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi çalışıyorum Feritciğim. Sen nereden buldun burayı? Fatoş söyledi değil mi? Benim kendi yöntemlerim var Nazlı. Fatoş hiçbir şey söylemedi. Neden geldin? Sana bir soru sormak için geldim. Gerçekten çok merak ediyorum. Neden kaçtın? Kafamı toparlayıp düşünebilmek için uzaklaşmam gerekiyordu Feritciğim. Malum o yaygaranın içinde düşünebilmem mümkün değildi. Tamam. Artık kafanı topladıysan dönebiliriz ha? Hayır canım, henüz kafamı toparlayamadım. Ama sen çok istiyorsan git. Yani ben yolu biliyorum nasılsa gelirim. Nazlı, eğer bir sorunun varsa bunu konuşup çözelim. Böyle kaçarak saklanarak hiçbir şey halledemezsin. Feritciğim ben şu an kendimi konuşmaya hiç hazır hissetmiyorum gördüğün gibi. Sen en iyisi İstanbul'a dön, ben döndüğümde konuşuruz. Nazlı, seni almadan buradan döneceğimi zannediyorsan yanılıyorsun. Sen de buradaki bütün işi gücü bırakıp seninle tıpış tıpış İstanbul'a döneceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. İyi, ben de biraz kafamı dağıtayım o zaman. Ne yapıyorsun? Yalnız çok işimiz var bizim, akşama kadar bitmez. Benim vaktim var. Çalışacak mısın, duracak mısın öyle? Çalışıyoruz herhalde.